Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes Akyüz. Şu an Wisconsin eyaletinin Madison şehrindeyim. Bugün sizlerle beraber TÜBİTAK 2209A projesinin nasıl hazırlanacağını konuşacağız. Tabii özellikle sağlık alanında nasıl proje hazırladığımızı söyleyeceğiz. Birinci duyurumuz bu. İkincisi ise... Yani doğrudan nasıl hazırlanmanın yanı sıra nasıl hazırlamamanız gerektiğini de söyleyeceğiz. Çünkü yani bizim her yazdığımız proje çıkıyor diye bir kaide yok. bu birincisi. İkincisi biz bir teknik kullanarak yazıyoruz. E bazen başka kişiler, başka hocalar, başka tekniklerle proje yazabilirler ve projeler kabul ediliyor olabilir. O da onların teknikleridir. Önce onu da söylemek gerekir değil mi? Yani şimdi burada anlatacağımız yani yüzde yüz ...tutuyor mu? Cevap bazen hayır... ...bazen evet. E neden olmadığını da... ...tabii biliyoruz. Yani bir şey yazdık diyelim... ...neden kabul edilmediğinin... ...tartışmasını da yapacağız burada. E bunu da duyurusunu yapmış olalım. Üçüncü konu ise... Bu bir TÜBİTAK 2209A projesi yani lisans öğrencisi projesi aramızda lisans öğrencisi olmayıp üst kademelerden olan arkadaşlar da var. E onlara önerim de tabii ki yani en azından bir motivasyon olabilir ya da bir literatür özeti kısaca konuşacağız nasıl hazırlanacağına dair ve onunla alakalı bilgi alabilirler. Yani bugünkü konuşmamız lisans öğrencilerine yönelik ve özellikle sağlık alanı öğrencilerine yönelik ama burada kullanılan Evet, stratejiyi farklı alanlardaki öğrencilerimiz de zamanında kullandı. Çünkü e, proje eğitimi veriyorduk, proje eğitimi verdik, epeyce de proje eğitimi yaptık. Bu eğitimlerde e, anlattığımız tekniği kullanan öğrencilerimiz başarılı oldular. Yani başarı 95 civarı diye düşünüyorum. Çünkü özellikle işte Instagram'dan, LinkedIn'den e, ya da e-posta aracılığıyla bana ulaşan arkadaşlar diyorlar ki hocam işte sizin anlattığınız şekilde yaptık, projem çıktı teşekkürler vesaire. E, bu şekilde bir yol izlenmesi. Aynı zamanda YouTube'a yüklediğimiz iki tane TÜBİTAK 2209A videolası var. Feyza onların linkini paylaşırsam burada. Yani YouTube kanalımızı bir kere takip etmenizi istiyoruz. Çünkü orada her hafta bir makale okumaya yüklüyoruz. Bir de işte böyle TÜBİTAK projesi vesaire gibi kendi yolumuzu gösterdiğimiz videolar oluyor. O videoları da oradan takip edebilirsiniz. Yani 2021 yılına ait bir video var. TÜBİTAK 2209A'ya ait. İkincisi Geçen seneye ait bir 2209A var. Bu da üçüncüsü bu seneye ait bir videomuz olacak. Şimdi duyuruları yapıyorum. Daha başlamadım. 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra başlayacağım. Ve yaklaşık 40-45 dakika sürsün istiyorum. Sonrasında da bitiririz. Benim önerim bu 40-45 dakika boyunca bir şey yapmamanız, not almanız yani. Hani işte Instagram'a bakayım aynı zamanda ya da işte bir bakayım geziyim. Böyle bir şey yapmaktansa sürekli notlar alarak ve sorularınızı chat kısmına yazarak kendinizi ifade etmenizi istiyorum. Çünkü ben konuşurken mikrofon açık hocam öyle değildi ya da işte hocam bir de bu vardı ya da hocam orayı anlamadım falan. Bu uygun olmaz. Neden? Çünkü bölüyor oluyorsunuz bunu istemiyoruz yani burada bir soru-cevap interaktif şekilde olmasını çok istemiyorum belki sunumun sonunda zaman kalırsa ya da hani bilmiyorum sunumun sonunda belki bir iki soru alabiliriz arkadaşlar YouTube'da Videoları takip edebilirsiniz Feyza'da yazmış zaten bana ulaşamadığınız anda Feyza'ya da ulaşabilirsiniz o da size yardımcı olacaktır çünkü tecrübeli hem uluslararası alanda makaleleri olan benimle beraber hem de TÜBİTAK projeleri yapmış bir arkadaşımız onunla da iletişime geçebilirsiniz. Şimdi... Yavaş yavaş başlayalım. Zaman kıymetli çünkü. Sizin de zamanınızı almayalım. Benim de bugün yani oldukça yoğun bir programım var e ama hani böyle araya sıkıştıralım istedim. E herkes hazırsa başlayalım arkadaşlar. E katılım için de teşekkür ediyoruz bu arada. E katılım gayet iyi. E dediğim gibi sorunuz olduğunda chat kısmına yazın. Eğer o an onunla alakalıysa ben zaten chatten görüyorum onu hemen okuyabilirim. Gözden kaçan bir şey olursa zaten WhatsApp'ım burada hemen sol tarafta açık. E, Feyza beni zaten uyarıyor olacak. Dediğim gibi en önemlisi rahatsız etmemek. Yani mikrofonu açıp müdahale etmemek. E, bu ya da işte kamera da açmayın bence. E, dikkat dağıtıyor biraz. E, bunları eğitimlerinde zaten istemiyor oluyorum. E, buna başlamadan önce e, bizim YouTube kanalını ve e, ne derler? Bu proje topluluğu Instagram grubunu takip ederseniz arkadaşlar e, güncel olarak e, buradan e, sizlere e, haber paylaşıyor oluruz en azından e, onları takip etmenizi öneriyoruz proje topluluğun linkini de paylaşın Feyza e, sonra e, başlayalım arkadaşlar tamam mı e, başlamadan önce sorusu olan varsa bir iki tane soru alabiliriz sorumuz var mı arkadaşlar başlamadan evvel herhangi bir soru olabilir Nazlı Nur sormuş ve Feyza cevaplamış zaten ben de söyledim var mı sorumuz gençler Tamam bu arada yani her soruyu bileceğim diye de bir kaide yok bazen bilmediğim sorular da gelebilir sonuçta TÜBİTAK'ın resmi yetkilikçisi değilim değil mi arkadaşlar yani bazen bilmediğim bir soru gelebilir onu bilmiyorum olup TÜBİT'a aramanız gerektiğini söyleyebilirim yani başlamadan önce TÜBİT'a aramanız gerekiyor her zaman. Yani mesela burada bunu anlattık, bu size en azından bir yol gösterecek. Sonrasında Twitter'a aradığınızda veya Twitter'a e-posta gönderdiğinizde hemen dönüyorlar arkadaşlar. Yani en azından bizim e postalarımıza hemen dönüldü. Ve bazen yoğun alabiliyorlar, bazen görmüyorlar. Yani bu da insanlık hali. E tekrar yazmakta veya tekrar tekrar aramakta fayda var. Onu da söyleyelim. Selçuk Çimenderoğlu demiş ki hocam internet disiplinler bir proje yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu eğitim her hafta mı olacak? Hayır. Lisansüstü için olacak mı? Olmayacak sadece 45 dakikalık genel özet geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Tabii ki internetinden olabilir. Hocam yüksek lisans öğrencisi olarak TÜBİTAK projelerine katılım bu projeye benzer mi olur? E, bence benzer e, ama dediğim gibi daha kapsamlı yazmak gerekiyor. Çünkü lisans öğrencileri projelerinde daha toleranslı davranıyorlar. Yani daha uygun davranıyorlar. Daha kabul edilir davranıyorlar. Çünkü mesela biz eğitimde anlatırken eğitim yapıyoruz. Mesela bir haftalık eğitimlerimiz oluyordu. O eğitime gelen arkadaşlar diyor ki... mesela Biz 22.09 yazdık ama bu anlattıklarınızı hiçbirini yapmadık. Yine de kabul edildi diyordu mesela. Bunu demesinin sebebi lisans öğrencilerini motive etme. Yani sunumun başında da söyleyeceğim arkadaşlar. Yani buradaki verilen ücret aslında bir proje yapmaya hiçbir şekilde yeterli değil yani burada sizden e, tırnak içinde dünyayı kurtarmanız veya çok önemli bir buluş yapmanız beklenmiyor burada sizin e, akademiye bilimi olan e, sevginizi e, mutfağa girerek Tabiri caizse perçinlemeniz isteniyor ve bunu da yapan arkadaşlar özellikle e, mezun olduktan sonra çok çok iyi yerlere geliyorlar En azından birkaç tanesini biliyorum yani işte kendi şirketini açan e, işte Startup alan veya işte doktoraya başlayan e, böyle arkadaşlarımız e, mevcut Evet. Ön lisans içinde geçerli mi vereceğiniz bilgiler? Yani ön lisanstan proje yazan ben hiç görmedim. Ön lisans olup TÜBİTAK 2209 yazan görmedim. Varsa chat kısmına bir arkadaşımız yazabilir. Ben ön lisansım bir proje yazdım diye açıkçası bilmiyorum ön lisans durumunu. Ama bakabiliriz şimdi şeye. Geçerli mi değil miydi? Tahminim geçerli değil. Yani ön lisanssanız uygun olmayabilir ama bakacağız şimdi. Şimdi eğitime başlıyorum arkadaşlar. Tamam mı? herkes tamamsa ee, başlayalım. Şimdi ilk olarak ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce Google'a giriyoruz. Siz de bunu yapmalısınız yani eğitimden sonra. Yani ben TÜBİTAK 2209 nedir söylerken neye bakmam lazım? TÜBİTAK 2209 yazmam gerekir değil mi? TÜBİTAK 2209. Bunu yazdıktan sonra linke en üste çıkan linke tıklıyorum ve buradan bütün güncel bilgileri alabilirim. Birinci bilgimiz şu 14 Kasım 2023'te bu iş tamamlanacak. Yani sizin şu an yaklaşık bir ayınız var. Neden yaklaşık bir ay diyorum? Çünkü e, ortalama bir hafta uzatılıyor bu durum. Yani şimdiye kadar hep uzatıldı ama bu sene bir farklılık yapıp 14 Kasım 17.30'da programı kapatırlarsa yani artık yükleyemiyor durumuna gelirseniz bu bundan ben sorumlu değilim. Ama şimdiye kadar hep e, ne derler e, bu sistem kapatıldı arkadaşlar. Ekran paylaşayım tekrar. Tekrar biliyorum. TÜBİTAK'a şöyle yazdım Google'a girdim. Google'a TÜBİTAK 2209 yazdım ve en üstteki linke tıkladım. Tamam mı? Birinci dikkat etmemiz gereken bilgi şu. 14 Kasım 2023. Yani şimdiden başlarsanız çok rahatlıkla bu projeyi yetiştirebilirsiniz. Bunu iddia ediyorum. Yani bizim öğrenciler, etrafımızdaki öğrenciler projelerini bir haftada 10 günde yazabildiler. Ama nasıl yazabildiler onu size anlatacağım zaten. Tamam mı? 14 Kasım 2023'e yetişecek şekilde uzatmalarına güvenmeden değil mi? Çünkü sonuçta bu, bu bir şey yani resmi ifade değil mi? ama uzatılacağını biliyorum tahmin ediyorum biliyorum demeyeyim. Ama bu tarihe yetişecek şekilde projenizi hazırlamanız gerekiyor ve mümkünse buraya e, üye olmanız gerekiyor değil mi? Buraya üye olduktan sonra en önemli durumlardan biri buradaki özgeçmişinizi güncellemeniz. Şimdi bizim geçmişteki tecrübelerimizden faydalanarak söylüyorum. Bu arada en az yani 60 tane 65 tane proje almışızdır biz en az yani öyle söyleyeyim öğrenci projesi. Benle ya işte Züleyha Hoca ile bizim hocalarımız var. yani Ortak bir grubuz biz. Bizim makalelerimize bakarsanız görürsünüz. Yani öğrencileri şimdiye kadar hep destekliyor olduk. Bu açıdan da bir tecrübemiz var. Onu paylaşmak için zaten bu videoyu çekiyoruz. Buraya üye olabilirsiniz. Buraya sign in veya e devletle giriş yaptıktan sonra en önemli noktalardan biri nedir arkadaşlar? Birincisi bu başlangıç, başvuru tarihinin son tarihi kaçırmamak. İkincisi özgeçmişinizi orada güncellemek. Çünkü özgeçmişinizi güncellemeniz bir fikir verebilir hakem açısı. Tamam mı? Özgeçmişi güncellemeyi unutuyor öğrenci arkadaşlar. Son dakikaya bırakıyorlar. Hocam güncelleyemedim falan oluyor. Yani e, hakem buna dikkat eder mi? Ben dikkat ederdim mesela. Bakardım yani. Lütfen sizde hemen üye olun en azından yani şu an yazmayacak olsanız bile bu sunumdan sonra girin ve üye olun arkadaşlar ya da e-devlet ile giriş yapın neyse onun adı sonrasında da o bilgilerinizi güncelleyin kim olduğunuzu bilsin yani en azından TÜBİTAK böyle bir kişinin bilimsel varlığını öğrenmiş olsun arkadaşlar tamam mı? Şimdi birinci durumu konuşmuş olduk İkinci duruma gelelim hemen hızlıca geçeceğim buraya destek kapsamına bakalım. Şimdi destek kapsamında en önemli noktalardan biri bu yani çok sık sorulan sorular. Hocam konferansa, kongreye katılabilir miyim? Çünkü mesela anket yapıyor diyelim. Yani sosyal alanda da anket yapabilirsiniz. Bir sağlık alanında da anket yapabilirsiniz, doğru mu? Yani işte e, tıp öğrencilerinin, Ankara'daki tıp öğrencilerinin sınav endişesinin belirlenmesi. Bu güzel bir öğrenci projesi, değil mi? Şimdi sizin burada bir gideriniz masrafınız var mı? Bir kağıt masrafı olabilir. Eğer hani çıktı alıp dağıtacaksanız ki artık her şey online oldu. Google anket diye bir şey var. Bunu dağıttığınızda ve öğrencinin başında beklediğinizde hemen tık, tık tık dolduruyor. Ama şimdi bir de size bir ödenek verecekler ya yani belirli bir miktar. Siz de hemen şunu söylüyorsunuz. Acaba ben kongreye katılabilir miyim? Konferansa katılabilir miyim? İşte Ankara'dan İstanbul'daki kongreye gidebilir miyim? Zaten her şey pahalı. Hayır arkadaşlar gidemezsiniz. Tamam ya da işte yayın ücretini ödeyebilir miyim? Mesela yayın yapma durumunuz olabilir. Bu başka bir konu ama artık TÜBİTAK zaten başka bir kalemle bu yayınınız varsa iyi bir dergiye gönderiyorsanız bunu destekleyeceğini açıkladı zaten. E, o da ayrı bir konu. Konaklama, gündelik, yeme içme masraflar bunlar da maalesef e, TÜBİTAK 2209'a dahil değildir. Bunları not almanız gerekiyor. Ne alabilirsiniz? Dediğim gibi e, sark malzeme. Değil mi? Makine teçhizat dediği göreceksiniz daha sonra ne kadar ücretiniz olduğunu. Yani bu uygun bir durum değil. Burada ben tahmin ediyorum ön lisans yok demiştim ama burada gördüğünüz üzere ön lisans ve lisans öğrencileri proje hazırlayabilirler diyor. Bu da arkadaşımızın sorusuna cevap olmuş oldu. Tahmin ettim yani ama tahminim yanlış çıktı. Tamam. Şimdi Başvuru tarihlerine de bakalım. Kısaca bir daha hızlı bir şekilde. Eğer şu ana yetiştiremem diye düşünüyorsanız bazı öğrencilerimiz çok pimpirinkli oluyor. Ben yetiştiremem herhalde bir ay kalmış ben nasıl yapacağım falan diyorlar. E, o zaman onlara da çok sık boğaz etmenin manası yok. Önümüzdeki sene için yani 2024 birinci dönem için yine aşağı yukarı aynı tarihler olacaktır arkadaşlar. Yani eğer yetiştiremeyeceğinizi sıkıştığınızı düşünüyorsanız kendinizi gebertmeye gerek yok arkadaşlar değil mi? Yani hayat devam ediyor. Problem yok. Yani bir sonrakine başvurursunuz değil mi? Acele etmeye de gerek yok. Ama ben yetiştirebilirim yeterli çalışkanlık seviyesindeyim diyorsanız o zaman bunu rahatlıkla yetiştireceğinizi düşünüyorum. Yazdınız hazırladığınız diyelim soru ne? Hocam ne zaman açıklanacak? Yarın mı açıklanacak mesela değil mi? Sorunun cevabı aşağı yukarı 6 ay. Yani Mart 2024 diyor ama mesela Nisan'a da sarktı, sarktı oluyor. E bunda da problem yok yani. Mart, Nisan, Mayıs hazır açıklanabilir yani. O dönemki hakemlerin yoğunluğuna bağlı olarak da bu durum değişebilir diyoruz. Tamam. Bunlar önemli bilgiler. Yani biz şu an başvuru formuna geçmeden evvel etrafımızdakileri bir temizlemeliyiz ki biz ne konuşuyoruz onu bilelim. Değil mi? Önce onu anlamamız gerekiyor. Şimdi başvuru formuna geçiyorum. Başvuru formuna indiriyoruz. İndirdikten sonra da Başvuru formu burada oluyor arkadaşlar. Kaç sayfa? 6 sayfalık bir başvuru formu gibi gözüküyor değil mi? Şimdi özellikle öğrenci arkadaşların yaptığı en büyük hatalardan birini hemen söyleyelim. Mesela diyor ya en az 25 kelime. Buraya 25 kelime yazıyor mesela. E böyle yaptığınızda kendinizi iyi ifade etmemiş oluyorsunuz. Değil mi? Çünkü yani bir proje metni hazırlarken olabildiğince basit bir dil ya oldukça basit bir dil. Bak bu sizin avantajınıza mesela. Şu an Amerika'da da NIH dediğiniz işte National Institute of Health'a gönderdiğiniz projelerde basit bir dil istiyor. Veya işte bir üniversite projesi yazdığınızda diyor ki basit bir dil. Yani tırnak içinde aptala anlatır gibi anlat. Çünkü bunu belki alan dışı biri görecek. Alan dışı biri hakemlik yapacak. Yani beş hakem var diyelim. Beşincisi o olacak. Herkesin anlayabileceği bir dilde yazman gerekiyor diyor. Ki bu bir kolay bir iş değil aslında. Ama sizin derslerle kendinizi ileriye atacağınız bir konu bilgisi bütünleşik hale geldiğinde siz bunu yazabiliyor oluyorsunuz zaten. Tamam mı? Yani burada çekince olmaması gerekiyor. Ki örnek iki tane proje göstereceğim. Ben Feyza'dan projelerini aldım. Bu örnek projeleri de göstereceğim. Ekran durdurarak da bakabilirsiniz yani. Hani nasıl yazmışız. Diye. Ki 2021-2022 TÜBİTAK nasıl hazırlanır e, videolarımız var. Önce onları izleyin bence değil mi? Sonra en azından nasıl geliştiğini, nasıl değiştiğini de göreceksiniz ve bu sayede size de bir fikir verecektir. Hemen başvuru formuna başlayalım zaman kaybetmeden. Şimdi başvuru formunda böyle küçük küçük bilgiler verir size. Bu küçük küçük bilgiler hayat kurtarır arkadaşlar. Ya yani ben şimdiye kadar TÜBİT'a 2 kez 2219 yazdım. Yani yurt dışına gitme projesi yazdım ve buradaki bilgiler üzerinden yazdım. Ve ikisi de kabul edildi. Ve sonra bir araştırma projesi yazdım. O da kabul edildi. Sonra lisans öğrencileri yazdık. Onlar da kabul edildi. Red projelerimiz var. Redleri de konuşacağız. Yani her yazdığımız kabul ediliyor diye bir durum söz konusu değil. Neden red aldığında yeri gelince söyleyeceğim. Tamam. Şimdi mesela ne diyor? Başvuru formu Ariel 9 olmalı. Ya bir kere bizim kalibri hastalığımız var. Bilmiyorum neden herkes kalibri kullanıyor ama şu kalibriden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani Word size hazır olarak kalibri verdiği için orada kalıyor. O şekilde yazıyorsunuz. Ariel'i almanız gerek. Tamam. Ve sonra da Arial 9 olacak. Yani senin burada hazırlayacağın metin ne olmalı? Arial 9. Adam zaten Arial 9 olarak sana hazırlamış ama sen hazırlarken bir daha kalibriye çeviriyorsun veya başka bir yerde yazıp buraya kopyalıyorsun. Yani garip bir durum. Bunu öğrencilerin çoğu yapıyor yani. Ve sonra diyor ki bak her bir konu başlığı altında açıklamalar göz önünde bulundurularak. Ne demek bu? Sana mesela açıklama yapıyor. Diyor ki bak hep beraber okuyalım değil mi? Ya çok basit aslında yapmak da e, öğrencinin kafasında çok karmaşık bir şeymiş gibi geliyor ya o zaman ilerleyemiyorlar. Diyor ki araştırma önerisinin bir özgün değerini yazacaksın. E şimdi biz burada bir özgün değer tanımı yaptığımızda adam senden özeti istemiş mi? Özetle özgün değer istemiş mi? E o zaman sen onu buraya yazacaksın bir iki cümleyle. Değil mi? İki cümle. Yöntemi yazmalısın diyor. E onu da en az iki üç cümleyle yazdın. Zaten beş cümle oldu. Nasıl yöneteceğini yazman gerekiyor. Yani kiminle beraber yazacağını ifade edebilirsin, hoca olarak. Hangi ekiple yapacaksınız, ekip arkadaşlarınız nasıl yönetecek bunu, değil mi? Yani tek başınıza da yapabilirsiniz. O görevlerin hepsini siz üstlenebilirsiniz. Bu daire bir durumdur. Ama bunu da istiyor. Ve en son ne diyor? Yaygın etki. Tamam, sen projeyi yaptın. Bu proje bize ne katacak? Ya tabii ki çok büyük bir şey katması beklenmiyor, değil mi? Bunu kabul etmemiz lazım önce. E, ama bunu kabul ederken de ya zaten yaygın etkisi yok ki moduna da geçmemeliyiz. Yaygın etkisi tabii ki var değil mi? Yani e, biz hepimiz evrende bir toz tanesi gerek ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsak sizin bu projenizde projeler deryasında bir toz tanesi olabilir ama önemli bir şey tamam mı? Yani ne çok küçümseyelim ne de çok göklere çıkaralım. Onu dengelemeye çalışıyorum. O halde özetle ne diyor bu adam? A, B, C, D ben bunları istiyorum diyor. Sen özetle bunları yazmak zorundasın tamam mı? Bunları buraya yazacağız. Aynı zamanda ek bilgi vermek istiyorsan o zaman onları da buraya ekleyebilirsin. Ve bize ne diyor? Lütfen bunu bölümün en sonunda yaz. Çünkü eğer en başta yazmaya çalışırsan bu sefer tıkanıyorsun. Ya ben nasıl yazacağım özeti diye. Mesela tez yazarken eğer tez yazan varsa veya tez yazacak olan ben hemen söyleyeyim. Özet yazmak girişte yani daha başlarken özet yazmak çok zordur. Daha başlarken girişi yazmak çok zordur. Yani önce bir verilerinizi falan toparlamanız lazım. Tamam mı? Evet. Şimdi konuya bir daha geri dönüyorum. Önemli çünkü burası. Ekler hariç ek dosya bazen gönderiyorsunuz, değil mi? İşte e, belirtilmek istenen konular diye bir şey var. Belki bir makale falan gönderebilirsiniz. Hani bu makaleden devam edeceğiz gibi. 20 sayfayı geçmeyecek. Yoksa ret alırsınız. Adam diyor ki, 6 sayfa bu. Sen bunu dolduracaksın. Ama sen burayı 20 sayfayı geçecek şekilde doldurursan laf kalabalığı yapabilirsiniz diyorum ya. Yaptın diyelim. E o zaman 20 sayfayı geçecektir. Ya da işte figür ekledim kocaman kocaman. O zaten 25 sayfa oldu. O olmaz. Tamam. Yani alt sınırda üst sınırda iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bu alt üst sınırlar üzerinden e, iyi yazmayı göreceğiz şimdi. Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değer, yönetim, yöntem, yaygın etki başkaları üzerine yapacak. Yani diyor ki buraları iyi yazacaksın. En azından buraları kendini ifade edebiliyor şekilde yazacaksın diyor. Güzel. Yıl 2023 dönem 2. Genel bilgiler, başvuru, sahibinin adı, soyadı. Buraya bütün ekibi de yazabilirsiniz. Proje yürütücüsünü de yazabilirsiniz. Proje yürütücüsü diyelim ki Feyza Şule Aslan. Değil mi? Araştırma önerisinin başlığı. Bunu en son yazabilirsiniz. Yani baş, proje başlığını en son yazabilirsiniz. Ve mümkünse hocanızla konuşarak yazın. Yani şimdi şöyle bir durum oluyor. Ee, hocalar danışman olmak istiyor. Ama hiçbir şeyde karışmıyor mesela. Yani değerlendirmiyor bile. Bu, bu sefer gözden kaçan yerleri sebep oluyor. Yol açıyor. Ve sonra öğrencinin projesi reddedildiğinde o da üzülüyor aynı zamanda. Bu uygun bir durum değil. Yani mümkünse sizinle ilgilenebilecek size zaman ayırabilecek bir danışman bulmanızı öneriyorum. Danışman konusuna gelince de daha detaylı konuşuruz. Araştırma önerisinin baş, başlığını en son yazmanız önerilir. Ama kabaca ne yazabilirsiniz? Hipotezinizi yazabilirsiniz değil mi? Yani buraya bir kabaca hipotez yazın ve sonrasında da size bir bilgi sunsun. Ne demek hipotez? Soru sorduğunda Tek cümleyle ne yapacağını genel hatlarıyla söylemeli, değil mi? Örnek vermiştik ya yani ne dedik? E, tıp ank İstanbul'daki tıp öğrencilerinde, İstanbul'daki tıp öğrencilerinin sınav endişe durumlarının veya endişe durumlarının anketle belirlenmesi. Değil mi böyle başlık olabilir mesela. bu başlığı daha spesifik özel hale getirmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz e, hangi anketi yapacağınız Çünkü an mesela literatüre bak yani anketi kafanızdan oluşturmuyorsunuz özellikle anket yapacak arkadaşlara söylüyorum veya danışman bulmakta zorluk çeken arkadaşlara söylüyorum mesela danışman bulmakta zorluk çekebilirsiniz okulunuzda. Çünkü hoca yoğun olabilir hocalar yoğun olabilir ve e, ki yoğunlar onu biliyorum yani işte ders anlatıyorlar bir yandan araştırma yapmaya çalışıyorlar vesaire e, o zaman danışmana dersiniz ki hocam ben bütün aşamaları hazırlayacağım ve anket yapmak istiyorum. Sizi çok yormayacağım. uygun görürseniz ben bir anketle bu işi yapmak istiyorum derseniz anket hem temiz iş hem hazırlanması, anketin değerlendirilmesi vesaire vesaire oldukça keyifli işler. Hem de anketi internetten, literatürden rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela endişe ne diyelim İngilizcesi? Anxiety değil mi? Anxiety. E bir de yanına survey yazdığınızda hemen anxiety survey ve Review article diyelim veya metod yazdığınızda size literatür zaten verecektir hangi e, endişe anketlerinin internette kullanıldığını veya uluslararası arenada kullanıldığını tamam ne diyelim A anketi diyelim A anketiyle. daha iyi bir başlık oldu değil mi en azından hakem ne yapar der ki tamam güzel bir proje yani sonuçta öğrenci projesi değil mi der ki bakayım şu A anketi neymiş bir bakar A en çok kullanılan tamam der yani tamam bu ekip bu gençler e, okumuşlar, literatür okumuşlar. Ama sen A anketi değil de şey yazarsan, soruları biz hazırladık. İşte endişeyi biz de endişeli olduğumuz için oradan biliyoruz bu olmaz. Referansın kim diye sorarlar yani, değil mi? Yani bir projedeki en önemli konu nedir arkadaşlar? Referanslar. Yani referansı iyi vermek sizin projenizi yukarı çıkaracaktır. Tekrar söylüyorum. Bu e, yer çekimini yer çekimi kuvvetini bulamıyorum. O seviye o seviyede bir şey yapmam yoksa yapmam gerekiyor. Yoksa proje yapmamalıyım. Psikolojiden sıyrılmamız gerekiyor. Yani toz tanesi kadar bir şey bile katsanız literatüre bu zaten onlar birike 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 anlam daha anlamlı hale geliyor. Yani kendinizi küçümsemeyin yapacağınız işi de küçümsemeyin diyorum. Ama çok da büyütmeyin tamam mı? Yani dengeli olursak zaten her yıl TÜBİTAK 2209 yapıyor olursunuz. Yani mesela bizden mezun olan arkadaşlar 4 tane 5 tane TÜBİTAK 2209 yapmış mesela mezun oldu şu anda. Her yıl yapmış değil mi? Bu da önemli. Bu Yazdığım başlık hoca bağımsız başlık gibi. Ha hoca bağımsız, ha, hoca bağımlı nasıl olabilir? Halk sağlığında, tıp eğitiminde hocalar vardır. Anketle çalışıyordur zaten. E zaten canına minnet, mükemmel yani. O halde ne yapmanız lazım arkadaşlar? Eğer hocam ben çok böyle laboratuvara girmeyi sevmiyorum, kan da tutuyor beni. Ben hayvanda çalışmak istemiyorum. Çok da yoğunum falan. Anketle alakalı bir şey yapmak istiyorum. O zaman anket yapan hocalarınızı bulmanız lazım. Bu da sizin çalışmanızı yukarı çıkaracaktır. Tamam. Şimdi bu birincisi. İkincisi daha bilimsel. Daha bilimsel derken de şimdi burada bunu izleyecek bu işi yaparak doçent, profesör olmuş hocalarımız şimdi bizi gebertmesin de daha farklı alandan bir proje önerelim. Ne olabilir mesela? İşte bizim öğrencilerin sıklıkla yaptığı iş aslında. Mesela epilepsi modelinde, değil mi? Bizim en çok aldığımız 3-4 tane hastalık var. İşte epilepsi, multipolisteroz yapıyoruz, Alzheimer yapıyoruz, migren yapıyoruz. Hayvan modelleri. E, hayvanlardan ortaya çıkan diğer dokuları öğrencilerin kullanmasını istiyorduk. Ne zamana kadar? Son döneme kadar. Ama son dönemde bize çok ağır bir eleştiri geldi arkadaşlar. Onu da şimdi size söyleyeceğim. Mesela epilepsi modelinde veya epilepsili sıçanlarda diyebiliriz. Değil mi? hayvanla çalışmayanlar da a sıçan dedi falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu ya, literatürde olan bir kelime yani tamam mı? Epilepsili sıçanlarda e, epilepsili sıçanların kalp dokusundaki işte asetilkolin reseptörlerinin immünü istokimyası. Şimdi buraya önem veriyorum. Burayı uzatıyorum ki e, konuya yaklaşımı anlayın diye. Tamam mı? Bu ikincisi ne? Ya şimdi hocam ben dönem birim dönem ikiyim nereden bulacağım ben böyle ciddi bir şeyi? Bunu hocanızın çalıştığı konular üzerinden bulacaksınız. Yani gideceğiniz laboratuvar, teorik çalışma, klinik neyse bir, bir bakın kim o? Yani hocanın kara kaşına, kara gözüne gitmemeniz gerekiyor. Aa hoca çok iyi ders anlatıyor, o zaman iyi bir araştırmacıdır. Böyle bir şey yok. Hoca kötü ders anlatıyor, kötü bir araştırmacıdır. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani onu bir yıkmanız lazım. Nereden bulabiliriz? Hemen bunu göstereyim size. Google Scholar veya ResearchGate. Bu ikisi yoksa zaten e, bilmiyorum yani hocayla ne yaparsınız. Hemen mesela adını yazacaksınız değil mi? NSHQ Scholar mesela ya da Google Scholar. Çıktı en üstte mesela değil mi? Bu. Şimdi buraya baktığınızda profiline önce şu dergilerin kalitesine bakmanız lazım. Değil mi? Yani makale var tamam okey yayınlamış. Derg dergilerin kalitesine bakabilirsiniz. Dergi kalitesine nasıl bakıyoruz? Hemen şu an burada söylüyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlar için. Impact Factor diye bir kavram var. Bir de quartile value var. Hocam hemen 5. kanala geçtiğiniz diye düşünmeyin. Bunların ne olduğunu söyleyeceğim. Hiçbir yanı bilmeyenler için. Impact factor derginin sayısı, kalite sayısı. Buraya yazıyorsunuz. Çok yüksekse iyi bir dergi. Düşükse ortalama kötü bir dergi. 2.1 kötü gözüküyor. Ama mesela bu sadece klinik neuroscience makalesi yayınlıyor bu dergi. Tamam mı? Öyle düşünebilirsiniz. E, o zaman belki iyi olabilir diyorsunuz. Ama en azından impact factor yazdığınızda bir sayı çıksın arkadaşlar. Şimdi öğrenci projesi olduğu için çok ciddi bir işte 500 bin liraların verilmediği bir proje olduğu için çok problem yok. Ama en azından bulduğunuz makale veya bulduğunuz hoca yayınladığı makaleler bir yerlerde yayınlanıyor olsun değil mi? Derginin adını alıyorsun ne yapacaksın? Buraya yanına impact factor yazacaksın. İşte 6.7 değil mi? Şimdi bunu yaptın. Hoca aşağı yukarı bir şey yapıyor. Tamam çalışıyor yani. Sizi kurtarır. Yıla tıklıyorsun yıla. Yani son yılda ne yaptığına bakabilirsin. Makalelere, dergilere bir daha tek tek bakabilirsin. Bu bir. İkincisi neyine bakacaksın hocanın? Ne çalışına bakacaksın değil mi? Ya bak ne diyor? Seizures diyor. Bir bakarsın seizures ne demek? Epilepsi modeli değil mi? Bak epilepsi modeli yapmış, ilaç denemiş. İşte epilepsi modeli. Epilepsi modeli değil mi? Bak yine epileptik nöbetler diyor. Kanal, iyon kanalı. Demek ki sen neyi düşüneceksin? Eğer ben bu ekibe gidersem, ben epilepsi hayvan modeliyle alakalı bir şey yapacağım muhtemelen. Veya diyabetle alakalı diyabet yapıyoruz bu arada. Değil mi? Bak epilepsi, diyabet, dengenizasyon yani MS modeli. Yine epilepsi. Epilepsi. MS. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu ekibe gelip hocam ben kanser çalışmak istiyorum diyemezsiniz. Çünkü onlar şu an güncel olarak onu çalışmıyorlar. Belki ileride bunu çalışıyor olabilirler. Okey? Ama şu an bunu söyleyemezsiniz. Yani hoca bulmada da iki tane kriter var. Bak sonra ağlamayın. Mesela hocayı buluyorsunuz. Hoca çok iyi ders anlatıyor. İngilizcesi çok iyi. E bir bakıyorsa adam araştırma yapmıyor. Yapmak istemeyebilir bu arada. Ya da çok köklü bir profesör artık bırakmış araştırma yapmayı. Laboratuvarı da yok. E şimdi ona nasıl yapacaksınız? Ya ne yapacaksınız yani? Ha, anket belki yapabilirsiniz onunla. Bunu söyleyebilirim ama yani laboratuvara gireyim, kat karıştır yapayım, işte eczacılıktayım. Bilmiyorum yani ona benzer moleküler biyolojideyim. E biraz mantıkla da hareket etmemiz gerekiyor. Duygusal davranırsak buralarda çuvallayabiliriz. Kimden sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu özelleştirdik. A anketi dedik değil mi? Peki burada asetik kolin reseptörü deyince var 15 tane asetik kolin reseptörü. Attım bu arada 15 tane yoktur muhtemelen de. Yani hangi asetik kolin reseptörünün immünolojisi kimyasını yapacaksın? Onu da özelleştirebilirsin. Mesela diyebilirsin ki muskarinik. Bu bu arada muskarinik kelimesi, asetilkolinik kelimesi çok bilmiyorsanız önemli değil şu anda. Ben yapısal olarak size değerlendirme yapıyorum. Okey. Muskarinik asetilkolin reseptörlerinin bu bile genel yani. Ne yapabilirsin? Muskarinik 2 asetilkolin reseptörlerinin ya da muskarinik 2 reseptörlerinin asetilkolini çıkar artık. Muskarinik deyince asetilkolin reseptörü zaten. Tamam. Yani başlığı hocayla düzeltmelisin ve başlığın hoca ilişkili olmalı. Hocanın çalıştığını çalışmak zorunda değilsin. Tekrar söylüyorum. Geçen videoda bir tane Bayburt Üniversitesi'nden bir öğretim görevlimiz hoca bağımlı yapıyor bunu falan dinlemeyin diye yani şaratan gibi şey yapmış ama komikti yani. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Eğer hoca bağımlı yaparsanız iyi bir şey ortaya çıkar. Bu Amerika'da da geçerli. Ben ben burada şu an körlük laboratuvarına çalışıyorum. Körlük çalışmam lazım. Ne zaman epilepsi çalışabilirim? Kendi özüme dönebilirim. Bu metotta körlükle alakalı iyi bir makale yaparım. Ondan sonra dedim ki hocam ben bu metodu epilepside de kullanmak istiyorum. Ama burada pediatri laboratuvarı olduğum için ya epilepside doğan bebeklerde falan yapabilirim. Yani hipotezim ona oraya değmeli yani. Anlıyor musunuz? Eğer yapacağınız iş hocanın laboratuvarına, hocanın kliniğine işte ya da hocanın bilgisayarına teorikle çalışıyor olabilir. Değerse daha hızlı ilerlersiniz. Yoksa hocanın hiç bilmediği bir alanda o yine sizi üzmemek için hocalarımız merhametli severler yani öğrencileri. Der ki tamam sana yardımcı olayım ama ben çok bilmiyorum bunu der mesela. Bu da e güzel bir yaklaşım bence. E lisans öğrencisi olarak her ikisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin önünüz açık. Cesur olun, tamam mı? Korkmayın, ürkmeyin. Hoca ben yapmak istemiyorum, müsait değilim dediğinde de lütfen küsmeyin. Gidin başka hoca bulun. Değil mi? Başka hoca bulun. Ya yani illa profesör olması gerekmiyor, doçent olması gerekmiyor, doktor öğretim üyesi olması gerekmiyor. Araştırma görevlisi de olabilir. Araştırma görevlilerimiz zaten çok heyecanlı. Değil mi? Yani heyecanlı, akademiyi seven idealist. Değil mi? Baktınız böyle ilgili derste diyelim ki anatomi asistanı gayet ilgili. Hemen sorabilirsiniz. Ya işte sizinle acaba bir proje yapma şansımız var mı? Şu an yoğun musunuz? Durumunuz nedir? Ya ben de küçük bir proje yapmak istiyorum. Değil mi? Çok böyle yani üstten de gitmeden. Bunu yaptığınızda e, size de bir pay vereceklerdir yani. Orada bir ana yemek pişiyor. O bir tabakta sana verecek. Sen de bununla ilgilen bir tadına bak bakalım beğenecek misin? Diyecek gibi bir durum var. Yani verilen ücret altı bin lira arkadaşlar. Bu altı bin lirayla siz normal şartlarda epilepsi yapamazsınız. Sıçan alamazsınız, kalp dokusunu çıkaramazsınız, muskarinik asetilkolin reseptörünün immunohistokimyasını yapamazsınız normalde. E bunların her biri laboratuvardan temin edilen durumlar zaten. E bunu projenizin içinde belirteceksiniz ki, değil mi? Projeniz içinde belirteceksiniz ki, e, hakem de desin ki bir laboratuvara e, dahil olmuş ve bu laboratuvardan besleniyor ama kendisi yapacak bir şey yapacak yani yani sunumun başında söylediğim duruma geliyor ne demek bu akademiye dahil olmak istiyor akademik heyecanı var akademik idealleri var en azından 6000 lira çok küçük bir rakam bir akademi projesi için ya bir ilaç artık şu anda yani bir ajan bir ilaç e bin dolar arkadaşlar ama tekrar söylüyorum bu tübitaha kötü göstermiyor bu tübitahan yaptığı iş mükemmel bir iş çünkü siz öğrencileri akademiyi sevdirmek istiyor Tamam mı? Yani biraz öyle düşünürseniz, o açıdan motive olursanız çok daha iyi, çok daha hızlı ilerlemiş olursunuz. Soru varsa e bakalım hemen. Tamara demiş ki anlamadım. Tamara e, Türkçenle alakalı. Arkadaşlar sana yardımcı olsunlar. Feyza sana özelden yazsın. Zeynep demiş ki referans gösterilen anketi nasıl bulacağız? E, Google'dan e, literatür taraması yaparak. Etik kurul onayı proje kabul edildikten sonra alınabilir mi? Evet. Etik kurul onayı Proje kabul edildikten sonra alınabilir. E proje kabul edilmezse ne yapacağız mesela değil mi? Etik kurulu olmaz o. Kayda erişim hakkımız olacak mı? Evet YouTube'dan olacak arkadaşlar. Tamam YouTube'a yükleyeceğiz bunu. Bizim arkadaşlar düzenlerler bunu sonra yükleyeceğiz. Danışmanın adı soyadı. Ünvanıyla yazabilirsiniz. Doktor öğretim Hadi yazayım kendimi. Ay burada ü yok da. büyük küçük yapıyorum arkadaşlar. Çünkü benim Word'ümde ü yok. <laughs> Tamam. Araştırma'nın yürütüleceği kurum kuruluş. Biz buraya şöyle yapıyoruz. Mesela diyelim ki ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeyim. Ama Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bu projeyi gerçekleştiremiyorum. İki tane kurum yazıyorum. İşte ne yazıyorum? Mesela Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Ay yine üye yok burada. Kusura bakmayın. E bir de yanına Yozgat Bozok Üniversitesi yazıyorum. Aşağıda da açıklıyorum bunu. Neden böyle yaptığımız diye. Çünkü biz geçen İki sene önce ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Biz yine Züleyha Hocamız Yozgat Bozok Üniversitesi'nde histolojik projeler yazdık öğrencilere. Yani doku, elimizde dokular var. Elimizde e, çalışabileceğimiz hayvan modeli var. Öğrencilere dedik ki siz bunları bölüşün. İşte biri asetik kolin reseptörü, biri glutamat. işte biri beyinde, diğeri kalpte, diğeri işte beyin sapında. Dağıttık yani. Bunları hazırlayın. Biz de öğrenciler olarak Yozgat'a gidelim. Orada işte histolojik laboratuvarımız var. Ve orada bir kış kampı yapalım. Siz de projelerinizi orada tamamlayın. İşte figür nasıl hazırlanır, proje işte laboratuvara nasıl girilir her şey önemli tabii orada. Laboratuvarda nasıl işte muameleler yapılır vesaire. Oldukça da güzel bir 5-6 gün sürdü herhalde. Oldukça da dolu dolu geçti. Ee, böyle bir şeyi aşağıda söyleyebilirsiniz. Yani ben şu an Sağlık Üniversitesi'ndeyim ama yapacağımız proje Yozgat Bozak Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek bir ara dönemde veya yazın, yaz tatilinde, yaz arasında nasıl ifade ediyorsanız şu an kuramadım cümleyi oraya gidip projemi gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Bitti. Bu kadar. Bunu söylediğinizde okuyan hakem diyecek ki aa tamam şimdi anladım diyecek. Tamam mı arkadaşlar? Evet. ilerliyorum Özet. Bunu söyledik aslında. Hemen özgün değer tanımını yapalım arkadaşlar. Son yarım saat anlatacağım. Özgün değer. Aşağıda söyleyebilirim aslında. Çünkü bunu söyledik değil mi? Aşağıya geçeyim. Çünkü bunları tek tek konuşmamız lazım. Bakın özgün değerdeki en önemli konu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Literatürün eleştirel bir değerlendirmesi. Ne demek bu? Ne literatürü sürekli öv, literatürle sürekli öv, ne de şey gibi oldu bu da, şiir gibi oldu ama idare edin arkadaşlar ya. Biraz da eğlenmezsek ne yapacağız yani? Ne de literatürü sürekli döv. Yani literatür kötü, literatür kötü. A bulamadılar, ben doğrusunu bulacağım. Bu iyi bir ifade değil. Ya da bakın ben bunu yapmak istiyorum. Bu da yapmış, şu da yapmış. Meksika'da da yapılmış, Antarktika'da da yapılmış. Ben de yapmak istiyorum. Bu da iyi değil. Yani ortaya, benim stratejimi söylüyorum. Ortaya çelişkili bir durum gösterdiğinizde işte tıp öğrencilerinin şu diye bizim başlığımız. Bir tane örnek literatür yazayım size arkadaşlar. Hadi. Mesela bu böyle bir başlığımız var değil mi? Nasıl yapmamız lazım bunu? Ya da şu bundan ifade edersek daha iyi olur. Literatür özetini nasıl yazdığımızı söylüyorum. Önce tanım yapmanız lazım tanımları. Önce epilepsi tanımını isteriz. Değil mi? Ondan sonra kalp dediği için e, epilepsi nöbetlerinin beyindeki durumu, sonra diğer organlar, sonra kalpteki durumu. Ne yapmış oldum? Kısaca bu durumu kalbe kadar getirdim. İkişer cümleyle, yani birer ikişer cümleyle bunları yazabilirsiniz. Literatürden bulacaksınız, sonra da yazacaksınız. Bunu yaptıktan sonra kalpteki durumunda neyden bahsedebilirim artık? Kalpteki reseptörler, kalpteki asetilkolin reseptörleri, değil mi? Konuyu genelden özele doğru, yani tümden gelim yapıyorum. Kalpteki asetilkolin reseptörleri sonrasında da hangi asetilkolin reseptörüm çalışacaksanız muskarinik 2 asetilkolin yani muskarinik 2 asetilkolin reseptörü denmiyor da muskarinik 2 reseptörü diyeyim o bu ailenin biri. Hocam ben bunları bilmiyorum diye düşünmeyin. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yani hocam ben bunu hiç anlamadım diye düşünmeyin. Şöyle düşünmeniz lazım. Bu adam ne yapmaya çalışıyor ben yani? Genelden özele gidiyorum. Yani senin iddian genel olarak bununla alakalı bir şey yapmaksa, özelin ne bu? O zaman bana kısaca bunlarla alakalı tanım, 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 tanım yapman lazım. Bu tanımlar nereden alınır arkadaşlar? Genel itibariyle bu tanımlar literatürdeki derleme makalelerinden alınmalıdır. Derleme nasıl bulunur sorusunun cevabıyla alakalı YouTube videomuz var. Oturup izlemeniz lazım. Tamam mı? Yani iki tane, üç tane kaynak var. Derleme nasıl bulunur? Orijinal araştırma nasıl bulunur? Kaliteli midir, değil midir? Bununla alakalı 40'ar 45'er dakika sadece nasıl bunlara dair videolarımız var. Yani bu Enes Ensaküs kanalını vesaire takip ederseniz o linkleri paylaşır mısın? E, geçen hafta yaptığımız sunumun linki ne bileyim varsa elinde işte onları bu chat'ten paylaş da e, sonra ben bu videoyu YouTube'a yüklediğimde o video e, yorum olarak da yazarsın. Çünkü orada da soruyorlar. Hocam video dediniz yok ortada diye. E, yıkım yıkmayalım ortalığı yani. O onları lütfen burada paylaş dursan. Bu tanımlar literatürdeki derleme makalelerine alınmalıdır. Ne yapacaksın? Cümle yazdın diyelim. Değil mi? Epilepsi, beyindeki, e, epilepsi nöbeti mesela. Değil mi? Beyindeki uyarıcı ve baskılayıcı dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir bozukluktur. Mesela literatüre baktın, böyle bir cümle sana yazdırdın. Şimdi bu cümle senin literatürden aldığın bir cümle olması sebebiyle buraya referans yazman lazım değil mi? Referans ne diyelim? Devinsky 2018. Referans nasıl yazılır? Referans nasıl verilir? TÜBİTAN sayfasında var zaten. Yani referans nasıl verilir diye referans ya da kaynakça TÜBİTAK yazın Google'a o size verecek ki az sonra gösteririz zaten. Bunu yazdığınız anda bu artık sizin bulacağınız makale yani bulacağınız atıfı aşağıya yazmanız gerekiyor. Bunu yazdın ya bu makalenin adını aşağıya tam olarak yazman gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Çok kısaca göstermem gerekiyor belki de. İşte mesela şöyle epilepsi nature review diyorsun. Değil mi? Bu. Değil mi? Bu makalenin bilgilerini şurada site this article var ya ona tıkladığınızda size veriyor olması lazım. Şu. Bu bilgiyi alacaksın. Getirip kaynakça diye yazdın diyelim buraya. Değil mi? Birinci kaynakçan bu. Ben nasıl yapıyorum? Kendim de yazarken. Mesela bu cümleyi yazdım ya. Bu referansı hemen bulup buraya yazıyorum. En son TÜBİTAK'ın istediği formatta düzenliyorum. Anlaşıldı mı? Mesela ikinci cümle yazalım. Gelelim. Yazdık bir şey. İşte bu bozukluk yaklaşık 75 milyon kişide görülmektedir. Yine bir cümle değil mi? Yani bunu ben muhtemelen 75 milyondur demiyorum. Buna dair bir kaynağım olmalı kim diyelim Vezzani da İslam düşünürü gibi bir isim oldu ama Vezzani'ymiş adam <laughs> Vezzani e, ve arkadaşları mesela Vezzani ve arkadaşları mı? ve diğerleri diye yazıyor değil mi Vezzani ve diğerleri 2015 tamam böyle bir şey yazdım ne yapmam lazım Bu sefer Vezzani'yi bulmam lazım değil mi i̇şte Vezzani bla 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 et all işte hangi makaleyse en son o en son do ama dediğim gibi ve tekrar bir istediği kaynakçayı lütfen hazırlayın ki az sonra örnek form göstereceğim oradan da yaparız. Bunları sırayla tanımları yaptıktan sonra buraya tekrar dönüyorum. Şu an bir hiyerarşik sıra yapıyorum. Buraya en son ne yapmam lazım? Muskarinik 2 reseptörü ile ilgili ne gibi çalışmalar var? İşte burada orijinal araştırmaları anlatmanız gerekiyor şurada. Yani işte 2015 yılında yapılan bir araştırmada muskarinik 2 reseptörü ile alakalı bir diyabet çalışması yapılmıştır ve sonucu bu gibi. Ya da muskarinik 2 reseptörü epilepsi çalışması da yapılabilir, yapılmıştır. Onu saklamayın. Onu sakladığınız an ne oluyor biliyor musunuz? Hakem diyor ki, e, zaten yapılmış." diyor. Okumadan diyor bunu bu arada. Böyle a neyse, böyle durumlar var yani arkadaşlar. Yani e, literatürden mesela yazmışsınız neyse eleştirmeyeceğim. Şimdi buradaki eee iki 2 reseptörle ilgili çalışmaları doğru bularak vermeniz gerekiyor. Buradaki temel hedef nedir yine? Şudur. Impact faktörü ve Q value'su iyi olan. Bu impact faktörü Q valuesun videosunu gönderecek size teyza e, linkini. Bu değerler iyi olmalıdır. İyi olan dergileri iyi olan dergilerde yayınlanan makaleleri referans almalısınız. Bu. Eğer iyi bir literatür özeti yaparsanız o zaman bu konuya hakimsiniz demektir ve iyi bir iş ortaya çıkarıyorsunuz demektir. Amaç ve hedeflere geliyorum. Soru var mı? Soruya bakalım hızlı bir şekilde. Hocam kabul ettikten sonra çalışma kaç yıl sürer? En fazla bir yıl sürüyor. Mezun olduktan sonra devam edin. Yani mezun mezun olmaya yakınken e, başvurabiliyorsunuz. Bir yıl yine hakkınız var. Moleküler biyoloji dönüş sınıfı öğrencisi Mart'ta açıklaması oluşturmaz. Edebilirsin. Çalışma bitmezse ne olur? Söyledim. Çalışma bitmezse eğitim sonuna kadar söyledim bunu. Farklı kurumlardaki kişiler beraber yürütebilir. Evet. Hocanın kurumundan olmak zorunluluğu yok. Evet hocam 2009 A projesinin çağrı duyusunun pdf'inde etik başvurusunun gerekli olduğu vurgulanmış. E başvurduktan sonra etik izni alabilirsiniz. Gerekli tabii ki yani kabul edildi diyelim. O etik kurul başvurusunu göstermeniz gerekiyor. Ama şöyle evet almanız gerekiyor. Aması yok. Yani başka diğer konularla kabullandırmayayım. Hocam kabul almış projelerinden de gösterseniz daha kolay anlaşılır olabilir. Göstereceğim İrem. Nobel tip kitap eğitimi eğitimi Evet. Hocam atıf yapılan makalenin yılı önemli midir? Kesinlikle önemlidir. Özellikle güncelse e, daha avantajlıdır. Ama tanım yazarken güncel olması gerekmez. Değil mi? Yani kitap bilgisi mesela nasıl oluşuyor? 1960'lardan, 70'lerden, 80'lerden. O kadar eskiye gitmeyin bence. Ama oralardan da çok güçlü makaleler bulursanız yani değerleri güçlü. O zaman onları referans verebilirsiniz. Ama araştırma makalesi verirken o önemli. Akademik danışman başka bir üniversite seçilebilir mi? Evet seçilebilir. Proje kabul edilmeden etik kurulu izni alıp çalışmayı başlatabilir miyiz? Başlatamazsınız başlatırsanız iddia ettiğiniz durumları TÜBİTAK dışında yapıyor olursunuz. Bu etik bir suçtur. Beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl ki yazdığımız makaleyi 2-3 yere birden gönderemiyoruz veya aynı çalışmayı başka dergiler, başka kongrelerde sunamıyoruz. Bu da aynı duruma geliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Akademik danışman illa okuduğunuz bölümden mi olmalı? Hayır. İstediğiniz bölümden, istediğiniz hocayla, istediğiniz araştırma görevlisi, öğretim görevlisiyle proje yapabilirsiniz. İstediğiniz okulda. Eczacılık bilim sınıfım sizce erken proje hazırlamak için? E, birinci sınıf ve şu an evet yani şu an erken gözüküyor ama e, eğer çok ilgiliysen zaten bu tarz bir şeyi hazırlayabilirim diyorsan e, bir laboratuvarda staj yaptıysan lise döneminde erken değil. Evet. Lisedeki durumuna bağlı. Her önce maksimum bir projede mi olur? Evet. Bir projede olabiliyorsunuz. Galiba bir projede yürütücü olabiliyorsunuz. Bir başka projede araştır... yani bir projede yürütücü, ikinci projede araştırmacı olabiliyordunuz. Ama son durum nedir? E, Feyza bize söylesin. Yani İki projede olamıyorsunuz normalde. Yani bir iki tane proje yürüteyim böyle bir şey yok. Araştırma için hastane laboratuvarı kullanabilirsiniz. Her yeri kullanabilirsiniz araştırma için. Önemli olan araştırma olması arkadaşlar. Tamam. Güzel sorular. Amaç ve hedeflere gelelim. Amacı özellikle biz proje başlığından yazıyoruz. Nedir proje başlığı? Bu çalışmanın amacı İstanbul'da yer alan üniversitelerdeki tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerin e, sınav endişe durumlarının ve genel endişe durumları da olabilir yani hayata dair veya sınav endişe sınav endişesi alakalı başka anket vardır literatürde. Ona bakmak gerekiyor. Net bir şekilde belirleyip eee tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerin endişe durumlarının literatürde en çok kabul gören A anketiyle belirlenmesidir. Bunu yazdıktan sonra ne yapacaksınız? Cümlenin sonuna referans vereceksiniz. Bu projenin amacı İstanbul'da yer alan üniversitelerdeki şu an cümleyi şey yazıyorum ya yani, uydurarak yazıyorum tekrar e, okumak gerekiyor arkadaşlar tamam, İstanbul'da yer alan üniversitelerin tıp fakültelerinin e, tıp fakültelerindeki öğrencilerin sınav a, el, tıp, saniye literatürde en çok kabul gören A anketi ile belirlenmesidir. Bunu iddia ettiniz ya buraya ne yapmanız lazım? A anketinin referansı. Tamam. Böylece amacı yazmış oluyorsunuz. Hedefleri maddeler halinde yazıyoruz. Tek tek yazabilirsin. İşte dönem 1 öğrencilerine yapılacaktır. Dönem 2 öğrencilerine yapılacaktır. Yani metot üzerinden metot üzerinden e, hedefler e, geleceğe dair yani elde ettiğiniz sonuçlara dair hedefler. Bir sonraki proje yapacaksanız ki bunu iddia etmeniz lazım. Yapmıyor olsanız bile bence bir sonraki proje için hedefler diye yapabilirsiniz. Biz önceden sadece metod üzerinden yazıp geleceğe dair kısa bir cümle yazıyorduk önceki projelerimizde. Sonra hakemlerden eleştiri geldi. Sadece metod üzerine hedef yazıyorsunuz diye tamam. Bundan sonra bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Amaç ve hedefler de bu şekilde yazabilirsiniz. Yöntem önemli. Bizim hatamız nedir son dönemde? Bunu hemen söyleyelim. Bizim öğrencilerimiz son dönemde şöyle yapıyordu. Biz zaten bunu hazırladığımız için işte epilepsili hayvanlar diyoruz. Ben zaten onun projesini almışım, doku çıkmış, etik kurul her şey var. O zaten entegre olacak öğrenci. Ama ne yapıyordu öğrenci? Alıp yöntemi buraya yapıştırıyor. Değiştirmiyordu. Sadece kısa bir açıklama yapıyor. Aşağıdaki yöntem Enes bilmem ne projesinde, bilmem ne etik kurulu projesinden alınmadır. E çünkü o projede şu hayvanın şu dokusunu kullanacağız, şu başka bir şeye bakacağız gibi bir, bir paragraf açıklama yapıyordu. Bu önceden kabul ediliyordu ama artık kabul edilmiyor. Doğrudan hatta e, bu bir suç olabilir bir daha yapmayın diye bize uyarı geldi arkadaşlar. Ne demek bu? Yöntemimizi yazmanız gerekiyor. Hocanın yöntemini alıp tek tekrar tekrar bir şekilde değiştirerek yazmanız gerekiyor. Bunu yöntem yazmak kolay bir iş değildir, zor bir iştir. Size önerim lütfen hocanızla bu işi yapmanız. Yöntemi yazamazsınız. Yani yazabilirsiniz eyvallah ama yöntemi yazmanız zordur arkadaşlar. Yöntemi lütfen hoca ile beraber yazın. Nedir? Buraya önce materyal bilgisi yazacaksınız. Örnek göstereceğim zaten. Metotlar bilgisi göstereceğiz. Sonra istatistiksel analiz bilgisi mümkünse yazılmalı. İstesen analiz bilgisi de iki cümle bir şey yani iki üç cümle. Hocanız bilir bunu. Yani hocayla yapacaksınız ya danışman o nedenle var. Danışmak için var. Yani bir şey sormak için var arkadaşlar. Danışmana oturup hocam benim literatür özetimi yazar mısınız diyemezsiniz. Bu ayıp. Ama hocayla yöntemi yazmanız beklenir gerek. Burada zaten tek tek söylüyor size, değil mi? Yani sen burada bir hedef koydun ya bu hedeflere dair olması gerekiyor. Yani sen burada anket yapacağım deyip sonra burada da ben mind yapacağım diyorsam yöntemde amaç ve hedeflerinde uymamış oluyor. Tamam. Burayla uyması gerekiyor. Proje yönetimi Proje yönetiminde iş paketleri halinde özellikle hedeflerden yola çıkarak buraya yazmanız uygun. Ama buraya gidip işte iki ay literatür taraması yapacağız, gelişme sonuç raporlarını hazırlayacağız gibi kaçamak cümleler yazmamak gerekiyor. Yine örnekle göstereceğiz arkadaşlar. İş paketine bir ad yazacaksınız diyelim. Nedir? E, anketin Türkçe'ye çevrilmesi mesela. Değil mi? sonra kimler tarafından gerçekleştirilecek İşte yürütücü olabilir yürütücü öğrencinin adını yazabilirsiniz buraya zaman aralığında biz iki türlü yapıyoruz benim kendi araştırma projemin birini reddetti mesela reddederken şöyle bir yorum yazmış hakem demiş ki ben mesela iki ay yazdım değil mi buraya zaman aralığı istiyor ya ben hep böyle yapıyordum iki ay mesela hakem demiş ki iki ay olmaz buraya düzgün yaz zaman aralığı ben dedim ki bir iki ay ya da sıfır iki ay hatırlamıyorum şu anda ne demek bu Başlangıçtan ikinci ayın sonuna kadar. Yeni hakem de şöyle demiş. Belirsizdir. Yani sıfır yani bir ay mı sürecek, iki ay mı sürecek belirsiz yazmış. Yani e, kime denk geleceği de önemli arkadaşlar. Ama lisans öğrencisi olduğunuz için tekrar söylüyorum. Hocalar böyle çok katı gadlar davranmıyorlar. Yani onu, onu bilmekte fayda var. Ama ilerleyen zamanlarda e, bu burası bence hala e, garip bir yer yani. Başarı ölçütü ve Projeye katkısı, bunu da tekrar göstereceğim. Başarı ölçütünü yüzde üzerinden gösterebilirsiniz ki burada söylüyor değil mi? Başarı ölçütü ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olmalı. E, yüzde ile sayıyla söyleyebilirsiniz. Ben hep yüzdelerle yazıyorum. İşte başarı ölçütü yüzde kırktır, yüzde 20'dir gibi. Sonrasında da projenin başarısına katkısı. Yani anketi Türkçe'ye çeviremezsem, Türk öğrenciler, İngilizce bilmeyen öğrenciler bunları dolduramayacaktır, değil mi? Yani bu başarı projenin başarısına katkısı olması lazım. O zaman ve anketin Türkçeye çevrilmesi ve projenin başlangıcı için önemlidir. Böyle bir cümle istiyor sizden. Siz de bunu buraya yazmanız gerekir arkadaşlar. Sonra madde madde yazıyorsunuz. Sadece 5 madde mi? Hayır tabii ki. Eğer 10 tane hedefin varsa onu da yazman lazım. Kimler tarafından gerçekleştirileceğindeki önemli sorunlardan biri hocanın adını yazmıyorsunuz. Sadece yürütücü ve araştırmacı öğrencileri yazıyorsunuz. Tamam? Soru var mı? bakalım? Araştırmalar öğrenci, araştırmacılar öğrenci olsa da farklı üniversitelerden olabilir mi? Evet olabilir tabii ki. Bunu söylemiştik. Birden fazla projede yer alamıyorsunuz. Stajyer araştırma burs sonra başvuru yapıyor. Ben yapamıyor diye biliyorum. Hocam belki projede proje ortağıyım ve bu iki projenin projeleri bilinen projesine ortak. Projeler aynı dönemde desteklenmeye hak kazanmıştır. Projelerin sadece değerleri farklıydı. Ben yeni dönemden kişilerle danışmanla sever. Projenin bütün olduğu projelerin açıkçası destek kazan... benim için. Muhtemelen evet. Hocam 2'yim e, projeler hakkında ilk defa şu an bilgilerim bir projede olmak istiyorum. Proje fikri nasıl edinebilirim? E, dediğim gibi e, hocayla eğer hiçbir bilginiz yoksa hocam ben işte size size baktım epilepsi çalışıyor musunuz? Ben acaba sizinle beraber proje yazabilir miyim diye ve hocayla konuşmanız gerekir. Eğer hoca hayır müsait değilim diyorsa o zaman başka hocayla konuşmak gerekir. Başka hocayla konuşmak gerekir. Burada e, birazcık e, ne derler e, sabırlı olmak gerekiyor. Biyolog tıp 2 sene 2 danışman olabilir mi? Danışman tek olur arkadaşlar. Tek danışman. İki danışman yok. Risk yönetimi. Burası önemli. Normalde biz burayı tekrar söylüyorum bir cümleyle geçiştiriyorduk ama artık biz buraya risk yönetimi uzun uzun yazıyoruz. Ne demek bu? A anketi yaptık diyelim ama A anketinden beklediğimiz o farklılığı değişikliği göremedik. Anketin riskini yazmamız lazım. Ne diyeceğiz? Eğer A anketinden hani beklenen değerlendirme, beklenen farklılık elde edilemezse o zaman B anketi literatürde en çok ta, e, talep edilen B anketi de bulunmaktadır, referans. E, biz B anketini de e, proje süresi boyunca e, yapmayı planlamaktayız. Mesela birincisi bu. İkincisi mesela muskarinik iki reseptörü dedik ya, muskarinik iki reseptörünün bağlayıcısı lazım. Body-antibody gibi eşleşmesi lazım. E, bazen e, aldığınız antipor çalışmıyor. E ne yapacaksın? Bırakacağım yani projeyi? O zaman şey demen lazım. E, proje nin ana faktörü olan muskanik 2 reseptörü eğer çalışmazsa yani metot olarak çalışmazsa e, laboratuvarda bulunan diğer muskanik reseptör antibodilerinden 3'ü çalışacağız, biri çalışacağız diyebilirsiniz. Veya e, glutamat reseptörü de epilepsi için önemlidir. E, glutamat 1 reseptörü hocada varmış o zaman onu çalışmayı planlıyoruz. Sen ne yapmış oluyorsun? Ben projemi bırakmıyorum diyoruz. Ben projeme sahip çıkıyorum. Yani bir şekilde ben bu akademinin içinde yer almak istiyorum. E Mustafa'nın iki çalışmayabilir. Dünyanın sonu değil ama başka bir şekilde yine tamamlamak istiyorum bunu diyorsunuz. Tamam? Bunlar da önemli. Araştırma olanakları tamamen hocanın imkanları. Yani o hocanın imkanları neyse bir cümleyle Değil mi işte e, hücre laboratuvarı ya da hücre kültürü laboratuvarı projede kullanım amacı nedir? Hücreyle çalışacağımız için e, hücre kültürü laboratuvarı kullanılacak. Bitti bir cümle. Ya da burası nedir? İşte e, A antikoru bu da lazım mesela. Laboratuvar değil mi sonuçta? Ve A antikoru şu için şu amaçla kullanılacaktır. İşte e, hayvanlar işte sıçanlar sonra buraya sıçanlar şu amaçla kullanılacak. Birer cümleyle burası çok basit. Hocayla yine hocaya göstererek bunu rahatla yapabilirsiniz yaygın etki önemli. Bizim sabit cümlelerimiz var. Ekran durdurarak da yapabilirsiniz. Burada gerçekçi olmak lazım. Yani yapacağınız hiçbir makale dönüşecek mi? Bildiriye dönüşecek mi? kitap bölümü kitap olacak mı bunları konuşmanız lazım. Bazen mühendislikten yazan arkadaşlar buralardan bir tanesini seçip söylüyorlar. Bu çalışma bir ürüne dönüşebilir diye. Ürünün ne olduğunu kısaca ifade edebilirsiniz. Ya da işte bir bilimsel etkinlik e, o yapılabilir. Öğrencilerle yani ücretli olmayan lisans öğrencileriyle 2209'cular bir araya geldi, bir şey yapıyoruz gibi. E, böyle bir şey de iddia edebilirsiniz. Burayı da doldurabilirsiniz. Burası önemli. Neden? kendinizi anlatacaksınız burada. Ben bu projeyi yaparsam iyi bir hale geleceğimi düşünüyorum. Benim için önemli diyeceksiniz ve e, yeni projeler yapacağım. Doktora yapmayı planlıyorum bu alanda diye kendinizi ifade ettiğinizde ve burası da oldukça önemli arkadaşlar. Bütçe talep çizelgesi ne alacağınıza bağlı olarak zaten en fazla altı bin liranız var değil mi? Ne alacağınızı yazacaksınız işte muskalinik 2 reseptör antikoru ki hocanız size söyler ne alınacağını yani kafanıza göre Antalya'da tatil yazmayın yani. Sonra da talep gerekçesini yazacaksınız bir cümleyle toplamı da yazacaksınız ve bitti gitti tamam. Belirtmek istediğiniz diğer konular, daha önce proje yaptıysanız, daha önce kongrede bununla alakalı bir sunum yaptıysanız vesaire e, ne oluyor arkadaşlar? Burada ifade ediyorsunuz. Daha önce bir makaleniz, bir şeyiniz varsa o zaman yine buraya ifade ediyorsunuz. En sonunda bir kaynaklar dosyası hazırlayıp bu konuyla vedalaşıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? 10 saniye. E. Soru varsa bakalım hemen. İslamancı dergisinde araştırmacı hocanın adını yazmayacak mıyız? Biz yazmıyoruz. Ama bakacağız şimdi. Hocam genel bilgisinde alt satır ekleyerek diğer araştırmacılar adı soyadı kutucuğu eklemek sıkıntı yaratır mı? Bence yaratmaz. Dilekçe yazarak desteklenme kazanmış projenin ortaklığından ayrılabilir miyiz? Evet. Yapacağımız anketleri eke eklememiz gerekiyor mu? Bence ek olarak gönderirdim ben. Gönderin. Hocam daha önce yazdığımız bir projeyi bir daha yazabilir miyiz? Reddedilirse evet. Kabul edilirse hayır tabii ki. Proje bütçe talep kısmındaki ulaşım nedir açıklayabilir misiniz? Galiba ulaşım bedeli de var. Mesela özellikle sosyal edebiyat alanında vesaire mesela bir yaylaya gidip işte o yayladaki kişilerin anlattığı fıkralardan bir şey yazacak diyelim. Proje bu da değil mi? E, o zaman oraya gitmesi lazım. E, oranın gitme ücreti de araba kiralama vesaire e, öyle bir talep olabilir. E, o zaman da o ulaşımı yazacaksınız. Örneklere bakıyoruz hemen 10 saniye. E, bu arkadaşımızın bir projesi özetini gördüğünüz gibi tanım yapmış, yine konuyla alakalı, araştırmalarla alakalı kısa bir şey söylemiş, danışman hocasıyla alakalı durumu söylemiş, materyal metodu kullanarak sonrasında da özet kısmını buraya yazmış. İkinci projeye bakalım. İkinci proje bizimle yapılan proje. Buradaki projede benimle beraber yaptı değil mi? Bak neredeyse. Aşağı yukarı aynı ama artık bu şekilde yazmıyoruz. Artık ben zaten Amerika'da olduğum için öğrencilere bu konuda destek olamıyorum da en azından uzaktan bunu yapıyoruz. Buraya bakalım. Mesela başlığa uygun bir özet değil mi? Özet durdurup bakabilirsiniz nasıl yazıldığına dair. Bu da e, hızlıca geçiyorum. Yani ne istediyse bu üst kısımda hepsi var burada. Özgün değerde bakın tek tek referans verme şeklinde burada görüyorsunuz. Tek tek işte epilepsinin tanımını 4-5 referansla. Sonra bir sonraki tanımı 4-5 referansla. Sonra literatüre dair açıklamaları 4-5 referansla. Bunlar gözünüzü korkutmasın. Daha kısasında yazabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Yani Daha kısa da yazabilirsiniz. Özgün değeri maddeler halinde yazmışız. Gördüğünüz gibi. İşte ilk kez sistematik, boyama, ilk kez farklı başarıcı, bakış açısı. Bunlar açıklamalarda önemli. Figür çizme meselesi var. Bu figürü BioRender diye bir program var. Oradan çok rahatlıkla çizebilirsiniz. Yani beuran.com ücretsiz bir sayfa kutucuk ekle diyorsunuz, kutucuk ekliyor. Brain brain yazıyorsunuz oradaki boşluğa. beyin şekilleri gösteriyor. Bunu alıp oraya sürük, sürükleyerek yapıyorsunuz. En sonunda da figür olarak kaydediyorsunuz ve kaydediyor. Yani bu çok e, çöp adam çizmek kadar basit bir şey arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla e, fikrinizi burada ifade edebilirsiniz, değil mi? E, beyinde bir problem oluyormuş. Sonra burada bir e, interlökin, bir metanın arttığını e, görüyor musunuz? Artıyor. Kalpte acaba nasıl değişiyor diye bakıyoruz diyor ve şeklin açıklamasında bu şekilde yazıyor. Bunu da şekil açıklaması bu şekilde yapabilirsiniz. Amaç ve hedeflerde amacı net bir şekilde söylemelisiniz dedik. Sonra da maddeler halinde hedeflerini söylemelisiniz dedik. Sonra da geleceğe dair kısaca bilgi değil mi? Yöntemi mesela bakın kısaca burada konuyla alakalı bilgi veriyor. Sonrasında da hocanın yönteminden faydalanarak yani hocamın hocanın yöntemini kullanacağım diyor zaten. Değil mi? İstatistiksel değerlendirmeyi de aşağı yukarı böyle yazıyoruz. Konumuzla alakalı olmalı istatistiksel değerlendirme. Yani bizim çalışmalarımızda biz hep bunları kullanıyoruz. Çalışmamıza uygun istatistiksel analizler bunlar. Literatüre bakarak siz de istatistiksel analizlerini belirleyebilirsiniz. Metot, metot için de bir tane figür yapabilirsiniz. Diyagram çizebilirsiniz. Yine hayvan alınacak vesaire diye çok basit bir şekilde bunu hazırlayabilirsiniz. Sonra anlatırsınız. Aynı şey, aynı yöntemi kullanabilirsiniz yani. Proje yönetimi bakın 9 ay sürecek demiş. Çünkü bir dönem sürsün istiyoruz. Biz sene bir sonraki sene bir daha yazsın diye. Feyza ikinciyi yazdı, ikinci de kabul edildi. İş paket adı ve hedeflerini yazıyor. Feyza Şule Aslan 9 ay sürecek demiş. %100 önemi vardı. Çünkü bir tane proje hedefi var. O da bu. Değil mi? Risk yönetimi bir tane. Eğer alınacak antikorda problem olursa e, bir daha başka bir antikora bakacağız diyor. E, araştırma olanakları laboratuvar. Laboratuvar. Değil mi? Kabul edilen bir proje bu bu arada. Yaygın etki türleri bunları durdurarak yazabilirsiniz. Biz burada epilepsi hastalığı önemlidir vesaire en son makale olacaktır diyoruz. Siz de kendi çalışmanızı övün. En son deyin, deyin ki elde edilen verilerin uluslararası, uluslararası dergiler. Yani burası önemli. Tamam. Ekonomik ticari dediğim gibi buradan bir tanesini seçerek bilimsel olarak gelişmesine ve uluslararası platformda etkin olmasına katkı sağacaktır. Okey. Burası da en önemli yer. Çünkü yaygın etkiyi önemsemediğinizde red alıyorsunuz burası geyik gibi duruyor ama burası önemli. Kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. İşte yeni projeler yazacak, tecrübe edinecek değil mi? Doktora yapmak, uzmanlaşmak istemek de yani yalan yok sonuçta. Bütçeler nedir? O zaman 4000'de 6000 oldu. Değil mi? 6000 oldu. Antikor ücreti. Talep gerecesi de antikor ücreti. E burada bak neyi söylüyor? <laughs> Oraya gideceğim. <laughs> değil mi? Oraya gideceğim ve bu projeyi yapacağım. Sonra da kaynakçı. Tamam. A'dan Z'ye ve bu şekilde kaynakçılığınızı da hazırlıyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa 4-5 soru alayım ve kapatıyoruz. Görsel eklememek sorun yaratır mı? Yaratmaz. Araştırmayı grupta paylaşabilir misiniz? Paylaşamayız. Hiç kimse projesini paylaşmasın. Yazılan proje paylaşılmaz tamara. Bilmediğin için uyarıyorum seni. Hocam bizim sağlık teknolojisi alanında bir projemiz var. Birimiz dış, birimiz mühendislik okuyoruz. Danışman hoca sağlık alanında mı olur? Fark etmez. Danışman fark etmez arkadaşlar. Danışman size sahip çıkan demek. Sorunuz olduğunda cevaplayan demek. Okey. Başka sorumuz var mı gençler? Soru, soru sorun. Soru varsa alalım. Yoksa gidiyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, güzel bir sunum oldu diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah e, güzel yerlerde güzel işler yaparsınız. Denemek lazım. Ret olunca da üzülmeyin. Problem yok. Bir daha yaparsınız arkadaşlar. <laughs> Aynı da uygulamaya gerek yok. Elinizde yazın. Görseli nereden aldığımı belirtmeli miyiz? Ee, yazabilirsiniz. Figürün altına BioRender'la. Ha bir şey başkasından almak. Biz hiç başkasından görsel almadık. Başka makaleden alırsan altına referans vermen lazım onaylanan proje tez yapılır mı? Yapılabilir ama TÜBİTAK'a belirtmen gerekir. Biz 22.09 ay tez yapıyoruz uygun mudur diye. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz.